Cervantes'in İspanya'da yoksul bir ailede dünyaya geldiğini, ailesi maddi sıkıntılar nedeniyle sürekli yer değiştirince eğitimini tamamlayamadığını, 21 yaşındayken Madrid'de bir kadın meselesi yüzünden düelloda rakibini ağır bir şekilde yaraladığı gerekçesiyle tutuklandığını, ceza olarak halk önünde sağ elinin bilekten kesilmesine ve 10 yıl süreyle İspanya Krallığı sınırları dışına sürülmesine karar verildiğini, cezadan kurtulmak için İtalya'ya kaçtığını ve orada donanmaya katıldığını, 1571 yılında yapılan İnebahtı Deniz Savaşı'nda yaralandığını ve sol kolunu bir daha kullanamadığını, rütbesi değiştirilmediği gerekçesiyle ordudan ayrılıp kadırgayla İspanya'ya dönerken Cezayir yakınlarında Osmanlılara esir düştüğünü, Cezayir'de esir hayatı yaşadığını, kaçmak isterken yakalanıp prangaya vurulduğunu ve uzun süre kürek mahkumu olduğunu, İstanbul'a getirilerek Mimar Sinan'ın emrinde Kılıç Ali Paşa Cami inşaatında duvar işçisi olarak çalıştırıldığını, anne ve babasının denkleştirdiği fidye parasıyla 5 yıllık esir hayatından kurtulduğunu, İspanya'ya dönünce uzun süre işsiz kaldığını, bulunduğu işlerde de usulsüzlük yaptığı için hapse girdiğini, ömrünün sonlarına doğru yazdığı ve kendi hayatıyla dalga geçtiği meşhur Don Kişot romanını da hapis yıllarında yazdığını, Don Kişot adlı eserin modern romanın ilk örneği olduğunu, Don Kişot romanında yel değirmenlerinin Müslümanları, Don Kişot'un da Avrupalıları temsil ettiğinin iddia edildiğini biliyor muydunuz? Zamanın silemediği hiçbir anı, ölümün sona erdiremediği hiçbir acı yoktur. Cervantes.